olduklarını biliyor muydunuz? Sürüden ayrılanı kurt kapar derler ve pek çok insan var ki bu atasözlerini büyütüp de asmak ister bir yerlere. Ben de genelde atasözlerinin elbette hepsini bir kenara etmem ama körü körüne de bir atasözcü duruşum yoktur. Sürüden ayrılanları ben severim. Sürü psikolojisiyle hareket etmeyenleri severim. Sistemin dışında olanları severim. Ve rüzgara karşı her türlü davranışı sergileyenleri severim. Çünkü bu bir toplumun eğer güç karşısında, fiziki güç karşısında, yani onu temsil eden bütünlüklü güç karşısında geri duranlar, düşündüğünü söylemek için kalabalık arayan insanlardan toplum hiçbir şey kazanmaz. Ve bu farklılığı ortaya koyan insanları da ben severim. Ne söylediydi, ne ettiydi çok umurumda mı? Hiç değil. Yeter ki söylediğini doğru bildiği olarak söylesin. Aksi halde farklılık ve çok seslilik olmaz. Bu toplumda, bu nitelikte çok insan var mı? Hadi Hasan Astürer ya, hoca say bize bir listala deseniz, kesinlikle bir elimin parmaklarını belki bulurum ama iki elimin parmağı kadar insan bulmam. Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanlarının Sendikası, ELSE'nin başkanı. Duydum da başkan oldu. Ya dedim, buraları belli ki herhalde karar verdik, kavga etsin. Çünkü hesabı kitabı olmayan, toplumcu düşünen, doğru bildiğini yapan bir insan. Ve etkili bir kurumun sendika başkanıdır. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, biz böyle bir sözlü makalecik yazarak yolun başında. Düşüncemizi de söylemiş olduk. Şunu sorayım size. Sendika demek taraf demektir. Tamam mı? Çağdaş sendikacılıkta da kurumu da koruyarak yani batsın bu dünya değil Orhan Gencebay. Gerçi Orhan Gencebay'ın şarkısında yeniden doğru dürüst bir dünya kurulsun diye batsın bu dünya der. Tam da bize uygundur aslında o şarkı ama siz kurumsal yapıyı gözden çıkarmazsınız eminim. Onu da savunursunuz. Ama muhatap olarak baktığınız zaman Kıptek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlıdır bakanlık olarak. Sayın Özdil Nami bakandır. Cumhuriyetçi Türk Partisi adınadır. Özdil Nami hükümetin bir parçasıdır. Başbakan Tufan Erhürman'dır. Ve partiyi temsilen bir hiyerarşiyle bu isimler var. Sizin muhatabınız kimi duyduğunuzda budur, tamamdır, budur muhatabımız dersiniz. Özdil Nami mi? Başbakan mı? Hükümet ortakları mı? Cumhuriyetçi Türk Partisi mi? Net konuşacağım. Tabii ki onun için çağırdık sizi. Bugünlerde muhatabım Tufan Hoca'dır, başbakan. İlgili bakan olarak Özdil Nami? Yok, muhatabımız değil. Niçin? Bizi anlamıyor ki. Türkçe konuşmaz mısınız? Türkçe konuşuyoruz biz. Evet. İlk ziyaret ettik. Sendikacı arkadaşlarımla beraber. Adam gibi masaya oturduk. Diyoruz ki biz yeni bir yönetim. 2 aylık seçilmiş bir yönetim. Sizinle Kıptek'i konuşmaya geldik. Şu 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 sıkıntılar var. Şu 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 yatırımların mutlaka toplum adına yapılması gerekiyor diye
sıraladık önerilerimizi. Biz orada hissettik ki bizi ciddiye almadı. Hatta bizi biraz da fırçalamaya kalktı. Yani adam yerine koymadı. Evet. Bizi bilirim. Sen ne dedi mesela size? Sen bir hareket yaptım ben müsteşarına. Böyle konuşamam dedi müsteşarıma. Ben dedim konuşurum, ben sendikacıyım. Ve ondan sonra bu toplum için, samimi söylüyorum hocam, çalışanlardan önce hem o tekne için hem bu toplum için bir kavga etmeye karar verdik biz. Ne diyoruz biz? Bu ülkeye yatırım yapılması gerekir. Yatırım yapılması gerekir. Çevre dostu bazı yatırımların yapılması gerekir. Bu zamları yapmayın diyoruz. Bu işin başka çözüm yolları da var. Ve sıraladık. Burada hocam bunlar her gazetede 2 gün çıktı. 2 gün, 3 gün. Uyarıyoruz. Bizi izleyenler için de özünü tekrar iğnelerseniz. Tabii buradan aynen söylüyorum. Kıbrıs Türk Elektrik Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Etsin okuyan okudu, okumayan okumadı. Abi buradan hızlı hızlı. Okuyun kendini hızlı hızlı. Uyarıyoruz. Evet. Uyarıyoruz diye bir paralı yanımız var. Hükümete açık çağrımızdır. Bütün toplumdan elini taşın altına konması istenirken Aksa bu krizden kar oranını 3'e katlamıştır. Bildiri böyle. Hükümet derhal Aksa ile masaya oturup dolar karşılığı ile yapılan kira bedelini derhal makul seviyeye indirmeli ve kuru sabitlemelidir. Veya yapılan sözleşmeler tekrardan gözden geçirilmelidir. Birinci maddemiz bu. Zamlar tek çözüm değildir ve derhal bu zamlara son verilmelidir. Halkımızın artık bu zamları kaldıracak gücü kalmamıştır. Enerji Bakanı ısrarla santral yatırımını kendince gerekçeler yaratarak ertelemekte ve zamana yayarak Kıbrıs Türk halkını yine Aksa'ya mahkum etmenin önünü açmaktadır. Devlete bağlı kurumların ve belediyelerin Kıptek olan borçları bir an önce ödenmeli ve yapılması gereken zamlar da bu yolla durdurulmalıdır. Kumarhanelere verilen teşvikler iptal edilmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde Kıptek ve toplum yararına her türlü eyleme başvuracağımızı, ilgili bakanın var olan bu sorunlara çözüm getirmesini, getirmemesi halinde derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Bildiri bu, paralı bir ilan. 7-8 gün çıktı. Gittik. Bizi yine muhatap almadı. Muhatap almıyor zaten. Kendince bir yol çizmiştir. Ben Aksacıyım diyor adam. Ben Aksacıyım diyor. Ben de diyorum ki ben de toplumcuyum. Bu toplumu düşünürüm. Bu ülkenin çocuğuyum. Bu ülkenin yurttaşıyım. Bu yatırımları ileriki yıllar için diyorum. Bu yatırımları yapacaksınız. Başka çareniz yok. Bizim kavgamız budur. Bu zamları yapmayacaksınız diyoruz. ELSEM, Elektrik Çalışanları Sendikası olarak. Önerilerimiz de var. Sayın Başbakan'a gittik. Bizi ciddiye aldı. Bizim önerilerimizi ciddiye aldı. Yapılması gereken zamları yapmıyor. Hatta kurumu var olan açıklarını, her ay bir açığımız var, süspansiye etme çalışmaları başlatıldı. Yani bir adım atıyor. Bak Tufan Hoca diyorum ha. Diğer tarafla işim yoktur benim. Bizi anlayan o. Ben CTP'li bir insan da değilim. Ben muhatabım bugün Tufan Hoca'dır, başbakandır. Onunla bu işleri götürüyoruz. Durum bu hocam. Peki. Çok hassas ve kritik bir yolculuk. Çok kritik. Sevgili Başkan, sevgili Kubilay arkadaşım, geçmişte Kıptek konusunda hassasiyet gösteren insanlardan biri olduğuma inanıyorum. Biliyorum. Ve bu Kıptek yıllardır sağılan inek mi diyeyim, bu toplumun herhalde en uzun süreli istismar edilen, bütün sözleşmeleri birilerine haksız kazan sağlayan bir kurumsal yapı oldu. Aksa ile ilgili sözleşmenizde, yani ekonomik akıldan uzak Aksa ile yapılan sözleşme Kıptek'in verimli üretimine engel. Kesinlikle. Şimdi biz gazeteciyiz ve çok konuda az şey bilirik.
Ama bunu biz görürken, görmesi gerekenler zamanında neden görmedi? Çok zor bir soru. Ben 86, yok. Ben 1986'da Kasım ayında bu dayanıyordum. Yani bu Kıptek bu topluma çok zengin insanlar yarattı. Kesinlikle katılıyorum. Arada yaratmaktadır. Bu Kıptek'i kim denetliyor? Çıksın birileri bana buradan söylesin. Hangi kurum denetliyor? Hangi kurum denetliyor? Israrla bak ne diyorum ben. Şimdiki dönelim gene. Bıraktım tabii, o tabii. Şey boyutunu. Biz bu ödeme çıkarken hocam, biz bu ödeme çıkarken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının özelinde tek bir madde yazdı mı buraya? Yok. Diyoruz ki bu topluma hizmet verecek malzeme Kıptek ambarlarında yoktur. Hasan Hoca geliyor parasını ödüyor, hizmet alamıyor. Ayşaba geliyor parasını ödüyor, hizmet alamıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun teknisyenlerinin güvenlik malzemeleri de yok. Aylardır hocam bös bös ben örüyorum. Biraz açar mısınız? Açayım hocam. İhaleye, çünkü yani ben ihaleye kesmek istemediğim için söyleyeceğim. Evet. İşte Kıptek çalışanları sus payı gibi yüksek maaşlar alıyor. Hayır, ona katılmıyorum. Tamam işte. Şu açıklayayım. Ben buradan başlayayım bu malzeme konusundan. Çünkü topluma hizmet vermek mecburiyetindedir bu kurum. Diyoruz ki biz diyoruz Elsin. İhaleler neden engelleniyor? Neden engelleniyor? Siz bilirsiniz. Tüccarlar kuruma mal satsın diye ihalesiz. Çıksın bunun aksini iddia eden varsa buyursun bağlansın telefona. 20 yani ihale süreci tıkanır sırf birileri el altından satsın diye. Kişiye göre şartlamalar hazırlanıyor. Şartlamaları hazırlayan ekipler dağıtıldı. Yeni ekipler yaratılıyor. Çok bir şey değil. Hocam çok derinlere girmek istemiyorum bu konuda. Önümüzdeki günlerde 24 saat isterim hocam. Önümüzdeki günlerde ciddi bir basın toplantısı yapacağız. Hepsini çağıracağız. Anladın şeyi. Birilerine. Ama tabii benim sorum da tam buydu işte. Yıllardır böyle gider. Ama şimdi iki kurum var Sayın Kubilay kardeşim. İki yer var ki hiçbir zaman gelenler gidenlere hesap sormadı. Biri Kooperatif Merkez Bankası'dır. Diğeri de Kıptek. Kesinlikle katılırım. Her gelen siyasi... Her gelen gidene hesap sormadı. İki tarafında açıkları var. İki tarafında yaptığı yanlışlıklar var. Yanlışlık diyorum. Çünkü suçlamak da istemiyorum şimdi. İki tarafında hamması var. Hamma olması var. Evet. Söylüyorum yani. Ha biz dedik ki... Be arkadaşlar şeffaf olalım. Açık olalım. Düz olalım. Gidiyoruz. Bırak Kıptek gidiyor, toplum gidiyor. Enerjinin olmadığı yerde yaşam yoktur. Çıkıp bunun aksini söyleyebilir mi biri? Özdinlami diyoruz, beyefendi diyoruz, bakan diyoruz. Yap bu yatırımları. Hem çevre dostu, Kıptek yönetimi bulunsun diye öneriler var. Sendikanın LNG olayı, doğalgaz olayı. Evet. Hem çevre dostudur hem fuyuldan kurtulacağız. 9 ay sonra bu ülkede elektrik yoktur. 9 ay sonra bu ülkede elektrik yoktur. Niçin yoktur? Yoktur. Bu yatırımlar yapılması yoktur. Gelecek benzin dökecekler için. Yok canım. Koydu. Yok. Olmaz öyle. Olmaz. Yok. O... Yükseldi şu. Oraya gelelim ve böylece Türkiye'den elektrik daha tez mi gelsin? Hayır. Türkiye'deki kabloyla elektrik işi tam bir fiyasko. Öyle bir şey yok ki. Nasıl yok? Vanat Kudret Bey söyledi bunu. Onların öbür önceliği yok ki kabloyla elektrik. Hiç öyle bir şey yok. Hem biz kaplarla elektrik istemiyoruz ki. Biz entegre sistemi istiyoruz Avrupa'yla. Bizim sendikamız bu. Interconnect'te olalım. Tabii. Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanalım. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle ısrarla bu şeyi bunların söylediği nedir biliyorsunuz Hasan Hocam. Ben size söyleyeyim. Söyleyeyim bak santrala. Biz sizi davet ettik. Bak orada bir santrala bir fiş. Bağla beni Kıbrıs'a. Bitti. Bu değil interconnected sistem.
Biz Avrupa'yla entegre sistemi kurmak istiyoruz. Ben istedim de Bulgaristan'dan elektrik alayım, elektrik satayım. Ben istedim de Türkiye'den elektrik alayım, elektrik satayım. Bunun bir fizibilite çalışması olur. Bu kadar yıldır yapılmadı mı? Hayır. Hasan Ulaş bu işin öncülerindendir. Bu işin de uzmanıdır. Yıllardır bu adam bas bağırıyor. Gazetelerde, televizyonlarda, Facebook'larda. Niye öz dinlemi bu adamı çağırıp ne diyorsun be adam? Adamın derdi başka. Öz dinleminin derdi başka. Aksa da aksa. Bu ülkenin enerjisini Aksa'ya devretmek. Tekel. Aksa'ya hep... Tabii. Ve bazı şirketlere de, bazı şirket solar enerji var ya, onlara peşkeş çekmek o var olan rakamı. O şirketleri de herkes biliyor bu ülkede. Cumhuriyet Türk Partisi, yani bu önemli konuda her şeyi Sayın Özdinami'ye mi bıraktı? Hayır. Cumhuriyet Türk Partisi Özdinami değildir ama diyor bana CTB'nin tabanı. Özdinami değildir. Özdinami değil, iş adamı. Başbakan size diyor şimdi mu? Şimdi oralara başbakanla samimi konuşmalar yapıyoruz. Başbakan da Özdinami değil, beni dinleyin diyor mu size? Karşılıklı görüşüyoruz. Fikirlerimizi alıyor. Bize Özdinami'yi dinlemeyin, bizi dinleyin diye bir üslubu yoktur başbakanın. Bizim sunduğumuz önerileri ciddiyetle inceliyor. Ciddiyetle de cevap veriyor. Yani ciddi yaklaşıyor olaya. Ya ben Tufan Hoca hayranı biri değilim. Tufan Hoca'yı herkesin tanıdığı kadar ben de tanıyorum. Bizi iyi niyetle, dürüst bir şekilde. Tufan Hoca'nın dürüstlüğüne, iyi niyetine, samimiyetine. Ama insan önce dürüst olacak, sonra siyasetçi olacak. Kimse bir kelime söyleyemez. Mesela greve çıktık biz, yürüdük bakanlığa, gittik. Beyefendi küsmüş sendikaya. Ne demiştik biz? Top Türkiye'de demiş beyefendi dedi. Biz de dedik ona sen de Bostan Korkuluğumuzsun. Bizim Kıbrıslıların meşhur bir lafıdır Bostan Korkuluğu. E nesin yani ne? Severim ben de o ifadeyi. Ben de çok severim. Beyefendi bir programda ne diyor? Kırıcı olduk. Kırıldım. Ama biz sendikacıyık. Ve biz şey sendikacıyık Hasan Hocam. Gıcık sendikacıyık. Öyle... Sayın Bakanım, evet, telefon gelen telefonları alıyoruz. Efendim, bizde yoktur öyle şey. Biz iki tarafın, emeğin, iki sınıfın temsilcileriyiz. Beni ilgilendirmiyor. Kırılmış, üzülmüş. Kırıldıysa bir de meşhur laf var bizim. Ayrı yatsın derler. Ayrı yatsın. Ha şimdi ne oluyor? Bizim dediğimiz noktaya gelecek. Başka şansın çaresi yoktur. Yoktur başka. Çünkü bu toplum... Bu toplu. Evet, bir telefonumuz varmış. Merhaba. Alo. Evet, telefonumuz bağlandı. Bizim dediğimiz noktaya gelecek. Bugün elime bir belge geçti. Sayın Erkan Okan'dan imzalı. Kuruma gönderdi. Ne diyorlar? Fuel oil yerine LNG veya alternatif enerji kullanımı. Bana söylesene 15 gün önce bunları. Kimdir? Bu ne olaraktır bu? Bizim söylediğimiz. Hayır bu imza... Erkan Bakanlığı Müsteşarı. Enerji Bakanlığı Müsteşarı. Erkan Okan'dan. Eski sendikacı ama çok iyi bir bürokrat. İşçi düşmanı. Emekçi düşmanı. İşçi. Erkan Okan'dan. Bunun Erkan Okan'dan bu şeydir. Yani bu sisteme dönüş yapıyor. Bizim önerilerimizdir bunlar. Fuel oil'den LNG sistemine. O dört tane var ya. Evet. Odur işte. O noktaya geliyor. Ha bu Erkan Okan'dan denen beyefendi, kıtamsın, eski Mali Sekreteri, çalışan düşmanı. Şey anlamda söylüyorum, politik anlamda, sendikal anlamda. Emekçi düşmanı. Gene sendikal anlamda söylüyorum. Ne önerdi bize bu biliyor musun? Maaşlarınızı düşün. Düşürün. Düşürün maaşlarınızı. Ve bu adam eski sendikacı. Hasbel kadar. Hasbelkader. Şimdi bu benim... Yani siz konuşmalarınızı yapın, beni dürtmeyin. Ben dürtmüyorum. Ben elime geçen bir belge gördüm. Erkan Okan'dan. Ekonomi, Enerji Bakanı, Müsteşarı. Evet. Alo. Alo, Hasan Bey, Tolgay Bey, Çatalköy, nasılsınız? Sağ olun Tolgay Bey. Sizin de bir eliniz ya da bir eliniz balda mı? Olur vallahi, yan gelir yatarız, maaş bol, yeri içeri yaşarız.
Öyle mi bu işler? Yiyecek içecek. Konumuza da Sayın Kutay Bey'e de yeni görevinde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Daha önceki sendika, Elsen Sendikası'nda olduğundan tanırım, yani televizyondan tanırım. Dürüst bir arkadaş ve dobracı. İnşallah bu elektrik kurumunda bir düzene girer. Biraz önce aşağı yukarı kaçtı saat, bugün yani öğleden sonra Ada TV'de elektrik santralıyla ilgili, yani elektrikçilerle ilgili bu adam unutmadın ya, çok iyi bir şey konuştu. Bizim en fazla dediği, yani elektriği pahalı olan dediği, çok şeyler, güzel şeyler konuştu. Arsadan şeydir, kaynaklanır dediği. Böyle bir şey yapmışlar, yani alın alman bu arsadan bu elektriği. Öden, ne bileyim ben kaç kuruş öden. O onun ürettiğini alın almaz öden. Bilmem değil tabi, Kubray Bey biraz önce yarat izlediyseniz bilmiyorum seni. Ada TV'de, onu unutmadın ya, bir profesör şeydir. Akademisyen ve hukukçuydu, ne bileyim ben, ne unutmadın. Hasan mıydı? Hasan ismi? Ulaş. Ulaş başka? Hasan Ulaş. Bir tane daha var soyadı. Altuğ. Altuğ, evet. Konuştuk. Ulaş Altuğ, evet. Evet. Ben izledim kendimi, belki bir saatten fazla. Hakikaten telefonla bu etse tebrik edeceğim kendimi. Olur. Ne söylediyse doğrudur. Önerdi de hükümete, ne bileyim ben, ne bu şeyleri yapsınlar. Hı. Örneği nasıl Hasan Bey? Tamam. Su ki geldi mesela, imzaladı belediyeler. Yani bu Girne bölgesi birinin içinden suydu. Ve imzaladılar, kendi kuyularında su çekemez. Çektiği yanı zaten gözüm. Neyse. Ve elektriği Aska'ya da öyle yaptılar. Yani alın alman, benim anladığıma göre. Alın alman Aska'dan bu elektriği şeydir, öden ve bas şeydir, pahalı. Ve bunları ne dişesine, düzesine dedi, ne bileyim ben de. Yani hakikaten, yani böyleyse bu da... Evet Tolgay Bey, toparla da bu Kubilay Başkanımızı dinle. Kubilay Başkan, ümit ederim sen doğru ya, doğru söylen. Söyleyeceğini de söylen, arkasına birini saklanman. İnşallah biraz olsun bu elektrik olsun, biraz aşağıya iner. Çünkü verimizi büktü bize. Ben 150 lira bile vermezdim ya. 150 lira bilmez. Şimdi verim 300 lira. Klimam da yok ha. Yalnız 2 lira serinliğim vardı. Suyu da ısıtıcıdan içerim. Yani yakmam suyu da. Düşünebilir misin? Peki. Tolgay Bey, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, teşekkürler. Kendinize güzel bakın. Şimdi 2 dakika önce ne dedim ben? Hasan Ulaş Altıok'a söylediğinin altına imza atarım. Bizim sendikamızın da danışmanlarından biridir. Profesyonel danışman değil. Bize danışmanlık yapar sırası geldiğinde. Herhangi bir ücret de talep etmiyor. Tolgay Bey dinledi. Her söylediğinin altına imza atıyoruz. Aksa'yla ilgili. O alım garantisi hikayesi var ya. Peki Aksa'yla ilgili sözleşmeni bir işte şu şartlarda yenilenir ya da bu tarihten itibaren geçersizdir diye bir şey yok mu? Yok. Ezeli 2023. 2023 ve bazı kesimler, bu Aksa'yla beraber giden kesimler, ki bu Özdil Bey de bu işlerin içindedir zannediyorsam, bize gelen istihbaratlar iddia ediliyor. 2033'e çekmeye çalışılır. Bu alım garantili sözleşmeyi. Biz de Tufan Hoca'ya olsun, diyoruz ki... Ezeli ve ebedi olsun. Tufan Hoca da bize dedi ki, ben çağıracağım Aksa'yı, gitsin Kıptek yönetimine, bu sözleşme tekrardan gözden geçirilsin. Diyor bu ülkenin başbakanı. Peki yönetim kurulu ne diyor? Yönetim kurulu. Orada da bir sıkıntı var. İstifalar var. Bir tane istifa etti, geldi gelmedi, tam oturup konuşamıyorlar. Bakanın baskıları var. Bir şeyler yapmak isteyen bir yönetim kurulu var. Yani kötü bir yönetim kurulu değil. Ama onlar da kime bağlı? Enerji Bakanlığı'na. Bugün bir basın yayın organında çıktı. Kıptek'te büyük kavga diye. Yani bakanla yönetim kurulu kavgalı. Yönetim kurulu bizim söylediklerimizin birebir aynısını söylüyor. Bakan başka bir şey söylüyor. Ama bir iki gündür bir adım atmaya çalışıyor ilgili bakanlık. Ben pek inandırıcı bulmuyorum. Güvenmiyorum yani. Bu konuda. Şimdi hızla yapılması gereken, yani bu Sayın Başkan radikal bir şekilde
bir teknoloji değişimi mi sadece yakın? Önce Aksay'la bir görüşeceksin. Bu sözleşmeyi tekrar gözden geçireceksin. Kuru sabitleyeceksin. Sözleşmeyi tekrar yenileyeceksin. Dişin yenildi. Yenilenmesin. Hayır, yenileyeceksin. Başka bir sözleşme. Şey değil. O sözleşmeyi uzatmak için demiyorum. 2023'te sondur. Alacaksın bu sözleşmenin bazı maddelerini. Gözden geçireceksin. Kuru sabitleyeceksin. Gerekirse sözleşmeyi iptal edip başka sözleşmeye başlayacaksın 2023'e kadar. Oradan kaçamayız. Yani bu kıp tek. Ve bugün, yarın değil ha, derhal ihaleye çıkılması gerekir. O dört tane makine şu için. Şunu sorayım teknik olarak. Yeni sistem mi yani gazla çalışacak olan ek sistem? Yepyeni bir sistem olacak. Yepyeni bir mevcut sistem olacak. Mevcut o yedeklemede duracak. Yedek duracak. Kaç milyon dolarlık bir yatırımdır? Vallahi tam net bilmiyorum. Onun için yanlış bir şey söylemeyeyim. Tekin olanakları. Yeter. Yeter. Öderiz. Elektrik oraya geçerse ucuzlar mı? Geçer, ucuzlar. En önemlisi hem ucuzlar hem çevre dostu. Evet. Kıptek Yönetim Kurulu'nun bakanlık bir önerge sursa bakanlar kuruluna bir iki ay daha ihale süreci değilim. Gelen yaz çok kritik bir süreç. Doğru, tüketici artmıştır. Tabii. Yani size, sizdeki verilere göre... Hasan Hocam, enerji sürekli yatırım isteyen bir sektördür. Sürekli yatırım. Siz solar enerjiye nasıl bakıyorsunuz? Zaten kurumun bir, kaç megawattı? 70 megawatt var bir şeyi, solar enerji. Hayır, vatandaşın, iş dünyasının solar enerjiyi yatırımı yapmasına siz karşı mısınız? Hayır, var bir zaten. 70 megawatt var. Ama %18 Ercan Havaalan'a verirsen olmaz kardeşim. Ercan Havaalan'a %8 yetiyor. Onu da halka ver, iş adamlarına ver, fabrikatörlere ver. %18. Yani bu Ercan'daki... Film yani... başka film. Baktığınızda nedir o film? Hocam. Kaboy filmi mi? Bu Sicilya filmi. Sicilya'yı bile geçtiler. Sicilya'yı bile geçtiler. Bu ülkenin hocam bütün değerlerini pazarladılar. Pazarladılar. Ala una letre. Yani bu insanlar gelir. Bakarsınız bir biçimde çarkını kurar. Siyasetçiyi de dişlerin arasına alır, kucağına alır, dizine oturtur. Aynen öyle. Gerekirse ihtiyacı olduğu kadar medyadan da o imkanı bulur. Medyada çok müthiş kalemleri var hocam. Çok müthiş. Benden iyi biliyorsun sen. Direkt bunlara çalışan kalemşörler var. Gazeteci kılıklı gazeteciler. Ben öyle söylüyorum. Gazeteci kılığındaki gazeteciler. Çok akademisyen kılıklı akademisyenler de var. Çok! Söylüyorum bak çekinmeden. Bu ülkede benim tek bir beklentim var. Kıbrıs sorununun çözümü. İçimizi temizleyelim dediler. Temizleyelim. Ama temizlenmez ki. Temizlenmez ki hocam. Eğitimin halini görüyorsun. Sağlığın halini görüyorsun. Enerjideki durum ortada. Ulaşım meydanda. Memleketin güneye giden çalışan insanlar var. Hala daha ulusal dava, tamam ulusal dava. Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekir. Sorunları nasıl olur? Fazla yaymayalım bu konuyu. Yani kimseyi bu toplumun tüvenet altında bırakmamak gerekiyor. Tabii ya. Yani ne yargısı, ne polisi, ne medyası. Ve bunların yolu da temiz bir yapılanmadan. Kesin. Yani Kıptek sanıyorum bir en önemli kilometre taşlarından biri bu. Hocam enerji sorununu çözemeyen bir devlet devlet değil. Eğitim sorununu çözemeyen bir devlet devlet değil. Ulaşım sorununu çözemeyen bir devlet devlet değil. Şimdi devlet dediğiniz... Mahkemeleri görmem hocam. Devlet dediğinizde kimi görürsünüz? Üç tane beyefendiyi. Onunla aileyi deyim. Devlet onlardır. Devlet. Kıptek nedir? Başbakan nedir? Dışişleri Bakanı nedir? Maliye onlara, Bakanı nedir? Onlara soracaksınız hocam, bana değil. Hayır ama ben sizin sendikacı soracağım. Olarak... Ben söyledim size. Bu ülkeye, bu emekçiler, bu asgari ücretliler, bu çalışanlar,
dürüst gazeteciler, dürüst basın mensupları, dürüst insanlar çalışıyor ama kime çalışıyor? Aha bu aileye. O ailelerin de kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. %98, %2'ye çalışıyor. Peki ne yapmayı, ne görüyorsunuz? Yani kısa... Sokak hocam, bu toplum, bu ehali, bu ülkede yaşayan herkes, Anadolu'dan gelen emekçiler, burada yaşayan insanlar, herkes sokakları işgal edecek. İşgal derken yanlış anlaşılmasın yani. Yani sokaklar halkın olacak. Biz ısrarla hocam sözünü keseyim. Bazı televizyon programlarında, bazı internet sitelerinde şunu söyledik biz. Ey toplumun bireyleri, Kıptık genel merkezi önünde gelin buluşalım ve yürüyelim. Halktan bir kişi gelmedi hocam. Biz niçin yaptık bu eylemi? Zamlar durdurulsun. Durduruldu, zammı da engelledik. Engelledik. %20-30 arası bir zam daha vardı 15 gün önce. Onu engelledik. Bir bakıyorum Facebook'larda ehli işte öyle de böyle de mücadele. Bırak bir iki saatte gel sokağa ya. O klavyeyi. Yani şimdi sendikalar, bırakın vatandaşı. Bu sendikalar ne kadar sizinle beraber yürüyor? Anlamında. Bildiri. Sendika başkanları veya sekreterleri düzeyinde. Yani 30 tane sendika ortak eylem kararı alır. Katılanları sayarsınız. O kararı alanlar kadar insan yok orada. Bir sendikanın yürüdüğü, Elsen'in yürüyüşü, 30 sendikanın aldığı karar ve yürüyüşten daha fazlaydı. Elsen her zaman bir... Güçlüdür, yapı güçlüdür. İki senelik bir uyku dönemi oldu, bir sorun oldu. 2012 hatırlarsın. 2012 direnişi. 94-95-96'ları hatırlarsın. Elsen'de farklı bir yapı var. İyi, iyi bir... Hakikaten 10-15 bin lira maaş alan insanlar mı var? Yoktur hocam. Ve ben diyorum ki bugün sizin gazetede burada Teknolojik Elektrik Santralı'nda çok ciddi rahatsızlanan arkadaşlarımız var. Orada çalışmak büyük risktir. Bilin o bacağı, orada bazı şeyler daha var. Çok arkadaşımız ciğer problemleriyle uğraşıyor şimdi. Çok arkadaşımız var. Sağ olsun Filiz Hanım. Geçen gün gittik. Bizi çok iyi karşıladı. Hatta önemli bir de projesi vardı. Onu da bir 10 güne kadar uygulamaya geçeceği Kıptek teknecik çalışanları ve ambarlarımızda çalışan teknisyenler için sürekli ne dersiniz? Check-up. Hasan hocam gerçekten yani bu işin şakası yoktur. Ahmet Tolga abim aradım dün, anlattım. Ben seni gezdireceğim. Tekneciyi de ambarlara da, o boş ambarlara da götüreceğim. Ve teknecikten dönüşte gezdireceğim hep. Vardiya odalarına, o gaz türbinlerine, dizellere. Bir saat dayanırsa Ahmet hocam orada o gürültüyü, o sese, o kokuya dönüşte biri ne diyecek bana? Bu insanlara verin 5000 euro. Tamam ama yani şimdi oradaki insanlar yanında. O zaman şunu sorayım. Evet. Kıptek'te belediyelere benziyor. Belediyelerde masa başı memurların az, işçilerin çok olması gerekiyor. Tam tersi. Tam tersi. Benim zaman. Kavgam nedir? Ha Kıptek'e baktığınız zaman tamam işte örnek gösterdiğiniz teknecikte ya da işte direklere çıkan insanları. Peki bunlar... 480 kişidir hocam bu dedikleriniz. 100 kişidir o dediğiniz memur. Bizim posta. 480 kişinin çalışma riski yüksektir. Çok yüksektir hocam. Çok yüksektir. Benim görevim nedir? Benim çalışanlarımın yaşam seviyesini daha da yukarı çıkmaktır. Elsen Başkanı Kubilay Özkaraç diyor ki, Kıptek çalışanı 600 dolayında çalışanı vardır. Evet. Bunların %80'i... Evet. Riski yüksek koşullarda çalışıyor. Artı memurlar da çalışıyor. Her memurun da bir riski var. Bugün bilgisayar kaçsında oturan... Hocam konuşayım. Ben bütün toplumun, çalışan kesimlerim temsilcisiyim ben. Evet.
Ben daha yüksek maaşları, daha yüksek refah için kavga ediyorum. Kesin. Şimdi ben daha soruyorum. Daha fakirlik için değil. Benim işçim, benim emekçim, benim asgari ücretim de en güzel arabayı sürsün. İçin benim kavgam? Fedakarlık yap. Yapmayacağız be arkadaşlar. Yapmayacağız. Gelsin o bakanlar, gitsin. Yarım saat var diye odasın, otursun ya. 5 dakika çıksın Aralık ayında, Ocak ayında direğin üstüne. Gitsin belediyede, belediye emekçileri de var orada. Çöpün açtırmasınlar bizi hocam. Çalışanlar fedakar. Yapmayacağız be arkadaşlar. Yapmayacağız. Sevgili Kubilay, karşında oturan olarak. Yapmayacağız. Çok net eylemlerde ve sendikal mücadelenin yanında dururum. Bu taraftan götüreceğim malı. Demokrasinin asfalyasını siyasi partilerde değil, sendikalarda, demokratik kitle örgütlerinde görür. Yani anladım. Bu kadar net duruşum. Ve sizleri dinlerken de bu bağlamda keyifle dinliyorum. Hocam ama çıkıyorlar hiç utanmadan, çekinmeden memur fedakarlık yapsın. İççi fedakarlık yapsın. O fedakarlık yapsın. Bu memleketi yiyen sizsiniz. Ganimeti götüren sizsiniz. Saraylarda, villalarda lale devrini yaşayan sizsiniz. İhalelerde malı götüren sizsiniz. Kokteyllerde bilmem neye götüren sizsiniz. Arka odalarda bilmem neyin pazarlığını yapan sizsiniz. Emekçi fedakarlık yapacak. Asgari ücreti fedakarlık. Zaten adam ölüyor yoğun bakımda. Ben vereyim 2000 lira. X fedakarlık sene, isteyene. Sene. Hocam benim 2000, elimde. 2016. Hocam benim elimde. Bir Alayköy'de bir meyhaneci bana bir fotoğraf yolladı. Hmm. Ve o fotoğrafta duydu da zaten de onun için yolladı. Evet. Kıptek'in en yetkili insanları ve Aksa'nın otururlar ve o zaman bu yakıt kalitesi meselesi var. Ve Kıptek'in başındaki anladım. Kişi Aksa'nın yetkilisi der ki bu hükümeti siz çok ciddi almayın. Bildiğiniz gibi devam edin. Ve dayanamadı meyhaneci ve çekti fotoğrafı yolladı. Anladım. O fotoğraf karesinde dönemin sendika başkanı da. Girmeyelim onlara. Hayır. Ben kendisine sordum da ben o ekibin parçası gibi oturmadım orada dedi. Bunu da belirtim. Anladım, o fotoğrafı ben de bilirim. Şey, yakıt konusunu açtın. Kim denetliyor Aksa'nın getirdiği yakıtı? Kuzey Irak'tan geliyor. Kirli yakıt. Kirli çevreyi. Yani Sinan'ın geçici başbakanlık döneminde, o kısa dönemde karar alındı. Kıptek de buna uymaya başladı. Evet. Şimdi yok Aksa, bizim Kıptek iyi. Kıptek iyi, iyi, bak biliyorum. Evet. Çünkü tanıyorum. Arkadaşları var. Yani gelen düşük kükürtlüdür. Temiz. AB standartıdır. Şeyin, Aksa'nın Kuzey Irak'tan gelir. Aksini iddia edilirse gelsinler. Devletler de soruyorum işte. Soruyorum işte. Kim denetleyecek? Dokunulmazlığı mı var Aksa? Var tabii. Bakanlar Kurulu kararı yoksa meclis kararı yoksa Türkiye'nin kararı. Bu ülkeyi yönetelim iddiasında olanların dokunulmazlığı. Yönetenler mi, yönetilme iddiasında olanlar mı? Yönettiğini zannedenler. Yönetelim iddiasında olanlar. Bu ülkeyi bu ülkeyi 3-5 tane sermaye grubu yönetir. 3-5 tane. Hiçbir sendikacı çıkıp bunları söylemezler. Kayıt dışı ekonominin tehlikesini nasıl görüyor? Konu çok büyük tehlike hocam. Büyük tehlike hocam. Çok ekonomist değilim, haddimi bilirim. Ama gayet dışı ekonomi ne demek bilin hocam? %60'tır hocam. Ya? Korkunç. Tabii o parayı kazananlar kendi düzenlerini devam ettirecek şekilde. Ne bu ülkede vergi de bağışladılar bunlar hocam. Hatırlarsan. Bu ülkede vergi ödeyen memurdur ya. Sensin, öğretmendir, gazetecidir. Bunlar ödemez de vergi. Bunlar gider seçime üç kala. Bir iki siyasi partiye. Kubilay Özkıraç ahmak mı da vergi mi? Öyle zannederler. Öyle zannederler. Bir iki siyasi partiye 3-5 milyon dolar. Dönsün çark.
Şimdi beni izleyen... Nereye bana... kadar dönecek? İşte söyledim hocam. Halk sokakları işgal edecek. Geç kalıyoruz. Siz liderlik yapın. Halk, çağırıyorum ben burada. Çağırırım. Sokakta yürüdüğünüzde... Sallanacak memleket. Sokağa indiğinizde... Adresiniz ne olacak? İki yol var. Ya bizi yönetenler... Ya gerçekten yönetenler. Ya bizi yönetelim iddiasında olanlar... iddia ederler. Ya da bizi gerçekten yönetenler. Daha açık söyleyeyim hocam. İstediğinizi söyle. Biz için davet ettik, konuşasınız. Bizi, Kubilay Özkıraş diyor ki, bizi bu ülkede yöneten Ankara'dır. Bunu ben söylemiyorum. Bu Kuzey Kıbrıs denen toprak parçası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir alt birimidir. Alt birim ne demektir? Herkes bilir. Merkez orasıdır artık. Yani gideceğiz, çağrı yapacağız arkadaşlar. Meclis arası ikisi de olur. Ağır yolcunun arası. Başbakanı övgüler düzdü. Ben düzmedim övgü. Ben hocayla yaşadığım diyalogları anladım. Peki. Benim babamın oğlu değil. Tuvalı. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hasan Cem, merhaba. Buyurun Mehmet kardeşim. Londra'da Mehmet Köroğlu. Buyur. Kardeşim, başkana da selamlar. Selamlar. Evet. Ya ben ciddi söylerim sana. Yani ben dinlerim. Konuştuk sonra bu bakanlar, konuştuk sonra bu şeyler. O bir şeyde de Ada TV'de de şey var. Bak, Kanal T galiba. Çalı da vardı. Ya kardeşim, biz bu insanlara biri çıktığında, bir şey söylediğinde, söyleyelim. Bizi Türkiye idare eder. Ne hükümet var, ne kraliçe var, ne kral var. Türkiye ne derse o olur. Doğru mu? Biz dinledik. Biz bakarık. Biri sövmezse, işkili konuşmazsa konuşma serbest. Tamam kardeşim, hayır. Yani ben cahilim Hasan. Birinden okula gidemedim. 15 yaşında mücahit oldum. Ne pirinle oynayabildim, ne nedir oynayabildim. Tamam mı? 10 sene ve bir ay kızımı Tebebe'ye getirdim. Londra'ya elma aldılar göçmen köyde. Sen neyi savunuruz? Biz hangi adaleti, hangi okursun? Böyle girecek olan giremedi. Benden 200 bin lira tazminat davası istedi. Ve bunu veren de, bu kararı veren de yargıç ve savcı. Allah'a sınyalarsan bu adalet niye o? 12 sene oturduğum eve, günahlarımla kazıdığım eve gelecek adam ve benden tazminat davası istedi. 200 bin lira ve bu kararı savcı ve yargıç karar verdi. Yani sen, biz neye savunuruz? Türkiye'den gelen Türkiye'leri istemezsiniz derler. Ya onlara verilen sadayet bize verildi mi be kardeş? Yok. Peki. Ben hatırlarım kardeş, kuş lastiğinden nöbet tuttum atılarım. Allah'a sınır, vazgeçelim artık. Yani yeter bu. Hükümete vur, o birine vur, o birine vur. Türkiye bize ne derse oldu, bitti. Yani bunu anlamadıysak daha bırakalım gidelim. Peki. Çok teşekkür ederim. Ya sen, yani ben dinlerim. Cahilim ama dinledik sonra da cahil olur. Niye cahilsin ya? Vazgeç yani, diploma mıdır mesele? Tamam Hasan'cığım ama ben hatırlarım. 4'ten 8'den ne bedel olardı. Yolda yedin, 2 tane zeytin, 1 zaman öldüğün konmacı da ekmek yolda koşturarak yedin. Giderdim okula, öğretmen derdi bekleyin şarjı besinsin ve sonra girin. Biz bunları yaşadık Hasan. Hep beraber, aynı dönemin insanları. Aynıyız. Peki. Yani, çok kısa bir süremiz kaldı. Başkanın son sözlerini alayım. Mehmetciğim, sen kendine güzel bak. Çok doğruyum Hasan'cığım. Onun için özür dilerim. Biraz sert konuştuysam. Hayır. Yüreğinden ne gelirse söyle. Söylemeyeceksen bağlanma. O kadar. Okey? Okey Hasan'cığım. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Yani geldik, görürük bazen biri gelir oturur konuşmaz. O biri bağlanır konuşmaz. Konuşmayacaksak ne bağlanın? Yodur. Konuşmayacaksak ne gelin? Kısa sürede benim söylediğim nettir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
bu toplumun malıdır. Türkiye'den dayatmalara karşı direneceğiz. Ankara'ya da direneceğiz. Buradaki kaplo lobilerine de direneceğiz. Kaplo lobileri çıktı. Şimdi kaplocular, avantalar büyük. Çok büyük avantaları var. Kaplo lobicileri var. Var. Üç isim ver desem verir mi? İstersen söyle. Enerji Bakanı. Evet. 3-5 tane dur isim. Yani isim cevap var. Hakları doğsun mu? Ticaret odası. Batırsın. Ticaret odası. Sanayi odası. İş adamları derneği. Farkındasın kimlerdir? İş adamları derneği. Ticaret odası. Sanayi odası. Enerji Bakanlığı. Bilmem ne derneği. Bilmem hangi şeyin hangi neyse onu arkadaşlar bir telefon daha alabilirim. Evet. Bazı sözüm ona profesörler, bazı yerlerden talimat alan sözüm ona profesörler. Ama bu ülkede çok profesör var farkındaysan. Her gece bir profesör çıkar. Eski bakanlar. Eski bakanlar. Onlar da eski mi? Yani uzman olduğu için bakan olmaz. Bakan olduktan sonra da o bakanlığın uzmanı gibi geçiyor. Hocam ekonomiden konuşur adam. Elektrik uzmanı çıkar. Ama nasıl anlamadım ben bu işleri? Şimdi ben diyorsan ki ben bu teknik konulardan anlamam. Ben sendikacıyım. Ben sendikanın sözcüsüyüm. Bak ne dedim. Biz Hasan Ulaş Hoca'nın, bu işin uzmanıdır Hasan Ulaş Hoca'nın. Ondan yardım alıyoruz. Çıkar bir iki tane akademisyen. Nasıl diploma aldılar ben onu da merak ediyorum. Ya verir parayı alır. Dekan, üniversite. Yalnız burada Kubilay kardeşim dinledim. Bu ülkeyi yönetenler senelerdir. Hiç unutmam. Gittiler garaja ve dediler ki köylü dedi sabahtan dedi. Bu atış saatlerini biraz geciktirsinler. Geçelim yolu da ondan sonra. Dediler ki asker laf anlar. Anlar askerler. Gittiler ondan sonra anlattılar oldu. Yani ben bazen bırakırım müdahale etmem ama işte Türkiye yani bizi yönetenlerin beceriksizliğinin faturasını da acaba Ankara'ya biraz fazla mı keserik? Yani bizim, gitsinler yani, adam gibi sen istesinler. Sen meselesiz dedin hocam ben daha ağır bir şey bulmalıyım. Bunlar işbirlikçidir. Basiretsiz başka bir şeydir. Ülkesinin bütün değerlerinin satılmasına evet. Onay veren bir yönetici mebus adı neyse yani Allah aşkına Türkiye dediydi ki ihaleleri döndürün Kıptek'te 2-3 kişiye verin sıra sıra. Yok öyle değil bizim açık gözlerin. Tamam mı? Türkiye dedi efendim bir ihaleye çıkıyorsunuz. Bu ihaleyi teknik şartnamesini değiştirin da filan alsın. Şimdi bir bakarsınız Kıptek'in atsınlar ihalelerinin listasını. Kimler aldı ihaleleri? Rotasyona girdiler. Sanki de 3'ten 5'e biri 5'ten 7'ye de o biri nöbet tuttu. İhalelerden kimler aldı komisyon? En büyük komisyonu siyasi partiler alır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese zamsız Gamsız ve mutlu bir Kıbrıs. Mangalı bol. Özgür. Mangalı. Bir Kıbrıs. Özgür bir Kıbrıs. Mangal. Mangalı o zaman size kaldı. 95 kilodur. 95 lira oldu. 95 çiçik. Yiyebilen aşk olsun. 2000 TL veriyor. Eskiden derlerdi kapa diye. Diyorum da. Eskiden derlerdi çocuklar otururken 2-3 zeytini İki sokumda yiyeceksin, bir de perdahlayacaksın. Hocam bizi. Bu ülkede eti de öyle yiyeceksin. Samimi söylerim hocam. Özellikle kırsalda, bazı evet. Kırsalda makarna ve pilav yiyerek uyuyan çocuklar var hocam. Evet. Kusura bakmasın kimse. Kubilay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Ensem Başkanı Kubilay Üskaraş'la konuştuk. Bir of çeksek, karşı gıdalar yıkılır mı bilmem. Bay bay.
Bizim klasik her özel bir gün olduğunda girmeye giderim. Girme dönüşü, ben 5. sınıftım Ciklos yolunda. 4-5 tane ölü kedi gördüm arka arkaya. İçimde tuttum o gün. Eve gittiğimde hünküre hünküre ağladım. O gün gerçekten yatağa yatmadan oturdum ve düşündüm. Ben gerçekten büyüyünce veteriner hekim olacağım. Ve kocaman bir arabam olacak. Arkasına bütün köpekleri, sahipsiz ve kedileri toplayacağım. Ve evime götüreceğim. Bir gün babamın arkadaşı benim veteriner hekimle okuduğumu bildiği için bayramak faaliyetlerine benim de katılmamı önermiş. İlk çok şaşırdıydım bir vakfın neden şu an bu işleri yaptığıyla ilgili ve bana söylediklerinde aslında bu şu anın olayı değil, 500-600 sene öncelerinden de bizim bu vakıflarımızda sokak hayvanları için özel vakfiye vardı, barınaklar için özel vakfiyeler vardı, insanların beslediği hayvanlar için özel vakfiyeler vardı ve insanlar bunlar için gerçekten canından başına çalışırdılar. Ve bir insan yan komşusu geldiğinde tuz şeker istediğinde nasıl verirse, sen ona tuz şeker verdin diye illa ki yarın öbür gün sana başka bir şekilde zaten döner. Evet, karşılıksız iyilikti ama karma. O hayvana sen onu yaptığında, o sevabı işlediğinde zaten illa ki bir şekilde evren sana onu geri döndürür. Ben Sayısal İyilik Gönüllüleri üyesiyim. Tüm hayvanların bizim kadar yaşamaya hakları vardır. Lütfen onları görmezden gelmeyelim. Onlar konuşamasalar da onların sesi bizler olabiliriz. Girne'nin yaşayan efsanesi. Dünün, bugünün ve geleceğin izlerini taşıyor. Dom Otel. Değerlerimize sahip çıkalım. Unutmayın, tarih yaşatmak sizin elinizde. 0392 815 2454 Dom Otel. Altınbaş Holding'in gücüyle Kuzey Kıbrıs'ta 20 yıldır akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ticari, kurumsal kimlikli bayimiz ve işbirlikli havayolu şirket portföyüyle ara vermeden hızla büyütmeye devam ediyoruz. İş ortaklarımızla beraber 1000'den fazla istihdam ve yaratılan sosyal sorumluluk proje destekleriyle sadece ticari alanda değil, toplumsal sorumluluk alanında da örnek bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. 2017 yılında Kıbrıs ve Orta Doğu'nun ilk ve tek enerjisini kendi üreten Eko Petrol İstasyonu'nu hizmete sunmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası kalite ödüllerimiz ve sertifikalarımızla Sadakat Kart programını hızla geliştirmeye, ekibimize sağladığımız eğitimlerle de siz değerli halkımıza en güvenilir ürünleri, en kaliteli hizmetlerle sunmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt sektörüne ek olarak 2018 yılında yatırımını tamamlayacağımız dev LPG dolum tesisimizle siz değerli halkımıza rekabetçi ürünler sunmaya devam edeceğiz. Gururla ileriye. Alpet. Kalite ve hizmette farkı hisset. Bir sakin ol.